Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Asay-ı Musa'da ikinci meselenin hülasası. Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi'nin güzelce izah ettiği gibi ölüm ne kadar kat'i ve zahiridir. Bugünün gecesi ve bugünün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muhakkak bir misafirhanedir. Hapishane, devamlı gelenler ve gidenler için geçici bir misafirhanedir. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Acele hareket eden. Yani böyle rahatlıkla şurada duralım, belli bir zaman geçirelim diyenler için değil. Şurada duralım, bir an, bir saat, bir gün şurada duralım, hemen yolumuza devam edelim. Varacağımız menzile gidelim diyenlerin mola verdiği yerler arasındadır. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade istediği var. İşte dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi müfeyyidinden kurtulmanın çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin tedbirini bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çare var. Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2x2=4 eder derecesinde katı ispat etmiş, kısacık hülasası şöyle ki. Ölüm ya idam ebedidir, ebedidir, idamdır, yok oluştur. Hem o insanı, hem bütün ahbabını, sevdiklerini, akaribini, akrabalarını asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Yani görevini bitirip artık hür olduğu yere gitmektir. Kabir ise ya karanlık bir haps-ı münferit ve dipsiz bir kuyudur veyahut bir zindan-ı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağıstana açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberinde bir temsil ile ispat etmiş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş, onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango idaresi kurulmuş. Biz bu hapiste 500 kişi, herhalde hiç müstesnası yok, kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al, dar ağacına çık veya daimi hapsi münferit pusulasını tut, bu açık kapıya gir. Veyahut sana müjde, milyonlar altın bileti sana açık, sana çıkmış gel al diye her tarafta ilanatlar yapıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyoruz. Çünkü çıkmama ihtimali yok. Herkes oraya çağrılıyor. Ama üç tane şey var burada. Birisi ne? Birisi gel buradan pusulanı al. Gel buradan hapsi müferitten kurtulmak için pusulanı al. Bu kapı açık, buradan gir. Veyahut daimi hapsi müferite gir. Veyahut sana milyonlar altın biletleri verecek bir biletini al git. Birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarına basamak yapıp o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalışıyorlar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmıştır. İkinci cemaat ve heyet ellerinde terbiyenameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bir ittifak beraber pek ciddi ve katı diyorlar ki, eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerinizi alsanız, yeseniz,
Bu gözümüzün önündeki bu dar ağaçlarında başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip bir terbiyenamedeki duaları ve evrakları okursanız, zikirleri okursanız o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde İhsan-ı Şahane olarak her birinin milyon altın biletini alacağınızı görür gibi, gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi bu fermanlar ve bizler müttefikan size katı haber veriyoruz diyoruz. İşte bu temsil gibi. Her vakit gördüğümüz ecel dar ağacının arkasında mukadderat-ı nevi beşer piyangosunda, beşerin başlangıcında beşer piyangosunda ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla, hüsnü kelime-i şehadet şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını %100 ihtimaliyle sefahat ve haram ve itikatsızlık ve fıska devam edenler tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedi, ahirete inanmamaya veya daimi ve karanlık hapsi münferit, baki bekay ruha inanan ve sefahate gidenlere şekavet-i ebediye, ebedi şikayet edeceği ilamını alacaklarına %99 ihtimalle katı haber veren, başta ellerinde nişani tasdik olan hassiz mucizeler bulunan 124 bin peygamber aleyhisselam, onların verdikleri haberlerin izlerini sinema gibi gölgelerini keşfile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar, Kaddesallahu esrarehum, bu iki kısım meşayir insaniyenin haberlerini aklen kat'i burhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle, delillerle, fikren ve mantıken yakini bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler, haşiye o muhakkiklerin tek birisi İsa-i Nur. 20 senedir en muanit feylesofları ve mütemerrit zındıkları susturan ezdaları meydandadır. Herkes okuyabilir, kimse itiraz edemez. Hangi sual aklındaysa hepsinin cevabını içinde barındırıyor. Müçtehitler ve sıddıkinler bil icma mütevatiren nevi insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaat-ı azime ve bu üç taife-i ehli hakikat ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük âli hayetlerin fermanları ve verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet-i ebediye giden onların gösterdikleri yol alan sırat-ı müstakime gitmeyenler, %99 dehşetli tehlike ve ihtimalini nazara almayan bir tek muhbirin, bir tek haber verenin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun yol hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki iki yolun hassiz haber vericilerinin katı ihbarlarıyla en kısa ve kolayı ve %100 cennet ve saadet ebediyeyi kazandıranı bırakıp en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı %99 cehennem hapsini şekaveti daimi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde dünyada iki yolun bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle %1 tek ihtimal tehlikeye ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp menfaatsiz, yalnız, zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir, derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş olur. Sözlerin hep başında var ya, eksik bir sözde. Hani böyle bir sağ yolun yolcusu, bir sol yolun yolcusu. Sağ yol meşakkatlidir diyor. Şöyle böyle bazı kanunları, nizamları var. Sol yol bir derece serbest ama her zaman şeydir. Devamı gelecek olan belalar, musibetlerle iç içedir. Onun şey, ondan kendini hiçbir zaman muhafaza edemez. Şimdi burada da aynı şekilde sineklerle uğraşmaktan kaçıyor. Ne yapıyor? Yalnız kendini oradan kaçırıyor. Yılanların ısırmasına kendini açık hale getiriyor. Ne yapıyor? Kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem
Hakikati hal budur. Biz mahpuslar bu hapis musibetinin intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahat lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve 2 3 sene bu hapse soktu. Dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin namına ve inadına bir iki saat müddet hapsi, bir iki gün ibadete ve 200 sene cezamızı mübarek kafirlerin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10 ve 20 sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip fani dünyamızın ağlamasına mukabil baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip vatanımıza, milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefaatçi vatana muzır zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsin. Üçüncü mesele. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşımdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı, dans ediyorlardı. Birden manevi bir sınama ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirden toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza edemediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Katil müşahede ettim, onların o acınacak hallerinde ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlarım ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzak kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı, olayları sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefahatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahedeyle meşgul iken, sefahat ve dalalete terviç eden bir şahs manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi: biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Şu andaki en büyük aldatmalardan biri bu. Biz hayatın her türlü lezzetlerini, keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim: madem lezzet ve zevk için ölüm hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyorsun, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş, mağdumdur. Yani mevcut olmamıştır, yok olmuştur. İçindeki cenazeler çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başında ne varsa ölmemiş ise kalbine ve hassiz firaklardan, ayrılıklardan, o nihayetsiz dostların ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoş ve pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı, ölü ve dehşetli bir vahşetkardır. Hangi pencereye? Bu baktığı pencereye. Oradaki gelen ve başına vücuduna çıkaran, zamanı hazıra uğrayan bir çarenin başları ecel celladının satırıyla kesilip İşliğe atıldığından mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hassiz elim endişeler yağdırıyor.
Senin sefihane cüz'i lezzetlerini zühr-i zeber. Eğer dalaleti ve sefahati bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanı mazi mağdum. Her şeyi çürüten bir mezaristan değil. Vücut bulmuş, ortaya çıkmış. Hepsi orada ebediyete doğru gitmiş. Belki mevcut ve istikbale ikrar eden nurani bir alem, baki ruhların istikbalindeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık, belki iman gözünde görüyor ki saadet-i ebediye saraylarında hassiz rahmeti ve keremi bulunan her bahar ve yazı birer sofra yapan, nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahim-i Zülcelal ve İkram'ın ziyafetleri kurulmuş, ihtiyar ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sineması ile müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve lezzet yalnız imanda ve iman yolundadır. Yani bunu ortadan kalktığı zaman her şey yok oluyor, her şey karanlıklar içerisinde. Ama o iman lezzetiyle geçmişle bağlantısını, gelecekle bağlantısını, bulunduğu hayat dilimi içerisindeki kısmı hepsini birden nurlandırıp oradan tad alıp hayatına devam ediyor. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu meşhur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir tefsirle beyan edeceğiz şöyle ki. Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta ölmek üzereydi. Vefat tam böyle ölüm anı, canının çıkma zamanı, kabz edilme zamanına denk geldiği bir zamandayken meyusane elim ebedi firakını düşünürken, ondan ayrılık üzüntüsü içerisinde kendini düşünürken birden Hazreti Hızır ve Hazreti Lokman gibi bir doktor geldi. Tiryak gibi bir macun içerdi. Bir merhem gibi ona şifa verecek bir ilaç içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı, ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakalar olduğun milyonlarca mahbub insanlar, o sevgi beslediğin insanlar, o mazi mezaristanında, o geçmiş mezaristanında senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken birden hakikati iman, Hazreti Lokman gibi o büyük idamhane tevehhüm edilen mezaristanı kalp penceresiyle bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildi. Yok olmadı değil mi? Hepsi ne oldu? Birdenbire ebedi aleme gittiği için onunla bir münasebet bulunmaya başlandı. Ve biz ölmemişiz, ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz. Lisan-ı hal dediklerinden aldığın hassiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki iman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse, bir vücut bulsa, cisimleşse bir cennet hususi ondan çıkar. Hususi bir cennet ondan çıkar. O çekirdeğin secere-i tuğbası olur dedim. Cennet ağacı olur. Cennet gibi huzuru veren bir ağaç olur dedim. O muannit döndü dedi. O inatçı döndü dedim. Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefaat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Yani buradan bir yol bulamadı ya. Ne diyor bu sefer? Tamam, dediklerin doğru ama buradan ne yapalım? Hiç olmazsa biz ne yapalım? Aklımızı çıkartalım. Hayvan gibi bu sefer. Hani böyle ne geçmişi, ne geleceği, bulunduğumuz anda arzu ve heveslerimizin peşinde koşalım. İstediğimiz gibi yaşayalım. Yani o ince şeyleri düşünmeyelim. Cevaben dedim. Hayvan gibi olamaz. Neden? Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Hayvan ne geçmişini düşünüyor, ne geleceğini düşünüyor. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır, ne geçmişten üzüntüler ve oradan bir hasret çeker,
ne de gelecek endişeler ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Yani hiçbir affedersiniz bir hayvana şey yaptığını düşündünüz mü? Şurada çalışmam lazım, şu kadar sene şöyle ev almam lazım, şu kadar geçinmem lazım. Şöyle bir sürü şey hepsini birden düşünelim. Böyle bir şey düşündüğünü gördük mü? Hiçbir şeyleri yok. Bulunduğu anı yaşıyor, bitiyor. Lezzetini tam alır, dolayısıyla lezzetini tam alır, rahatla yaşar yatır. Halikine şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan hiçbir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Şimdi kendini hayvan yerine koymak isteyen, hani hayvan gibi yaşayalım diyen var diye mesela, başında söyledi. Ne var? Şimdi öyle düşünelim. Kendimizi onun gibi böyle gözünü bağlandı, kesin, şurada kesileceğimizi düşünelim. Endişe duymamam mümkün mü? Nasıl bir endişe duyarsın? Kaçmaya çalışırsın. Her türlü tepki verirsin. Yani şey yok. Aradaki farka bak ne kadar büyük. Ama öbürünü böyle ne yapıyorsun? Gücü kuvvetimizden fazla olmasına rağmen ne yapıyor? Kurbanlığı alıyor, götürüyor. İstediği gibi yatırıyor. Halikine şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider, o eylemden kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i ilahiye gaybı bildirmemektir. Gaybı bildirmemektir. Ve başa gelen şeylere setretmektedir, onu örtmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, sen mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla, bir derece bilinmemezlikten çıkmasıyla ses ve gaybtan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Aradaki fark bu. Bir derece bunlar çekildiği için geçmiş ve gelecekte de ilintili ilişki içerisinde olduğun için bir derece bundan mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elim firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini içe indirir. Cüz'i lezzetini içe indirir. Yani başta verdiği bir örnek vardı ya, idam sehpasına giderken dar ağacın orada görüyorsun, orada eğlenmeye kalkıyorsun. Veya oradan lezzet almaya kalkıyorsun. Var mı böyle bir ihtimal? Ne kadar yok desen de orada o dar ağacını gördüğün müddetçe tadalamazsın. En yakın ne yaşadık? Deprem mesela hadisesi. Şimdi orada rahatla yaşayan istediği kadar dursun. O hadiseyi hissettikten sonra rahat bir şekilde yaşayabilir mi? Her an o ölümün şeyini ensesinde hissediyor. Geçmişten çıkan teessüfler, elin firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini içe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşünür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul veya aklını imanla başına al, Kur'an'ı dinle, 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada daha safi lezzetleri kazan diyerek ona ilzam etti. Yine o mütemerrit şahıs döndü dedi. Hiç olmazsa ecnebi dilsizler gibi yaşayın. Bak da hayvan gibi olmaktan da yolunu bulamayınca. Cevaben dedim. Ecnebi dilsizler gibi de olamaz. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de Allah'a inanabilirler. Onu da bilmezse kemalata medar bazı seciyeleri bulabilir. O mükemmelliğe, ona ait o izleri bulup, oradaki bazı özellikleri bulup ona inanabilirler. Fakat bir Müslüman en ahir, en son, en büyük ve dini ve daveti umum olan ahir zaman peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etse, zincirinden çıksa, daha hiçbir peygamberi hatta en tehlikelisi hatta Allah'a kabul etmez. Çünkü başka bir yerde de diyor, burada diyor. Bütün dinlerden İslamiyet'e giren çoktur ama İslamiyet'ten buraya giren yok. İleride de zaten söyleyecek. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş, onlar onsuz kalbinde kalmış. Onları orada mesleden bu. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar
Ve hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur, vatana millete muzır bir halete gelir. Ne olur? En iyi anarşist olur. En iyi anarşist olur yani. Sütü bozulmuş bir şey düşün yani. Yani ondan daha tehlikeli bir şey bulamaz. Yani kendilerini bir nebze şey yapabilirsin, muhafaza edebilirsin. Ama en mükemmeli gördükten sonra kendini geri atanı bir daha muhafaza edemez. Hani Üstad ve Risaleler de böyle diyor ya, ben bir talebemi muhafaza edersem onu benden kimse alamaz. Ama bir bırakırsam onu bir daha kimse ele alamaz diyor. Biliyorsunuz. Değişik Risalelerde bu ifadeyi kullanıyor. Bu şunun için. En mükemmeli gösterdikten sonra diğerleri tatmin etmediği için bir daha kendini toparlayamıyor. Dolayısıyla İslamiyet'e girdikten sonra da ondan kendini şey yapan, İslamiyet'ten çıkan daha hiçbir şekilde ifra almıyor. İspat ettin, o muannit, o mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı. Kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Madem hakikat budur ve bu hakikati Risale-i Nur o derece kat'i güneş gibi ispat etmiş ki 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getirdi. Değil mi? Bir haşir bahsiyle, bir kader bahsiyle, bir değişik bütün risalelerdeki diğer bütün meselelerin hepsini ne yapıyor? İki kere iki dört eder derecesinde hepsini ispat ede Risale-i Nur'un içerisine dercilmiş olmuş. Hepsiyle beraber ispat ederek 20 senedir mütemerritlerin o inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli, kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerine Kur'an'dan bildiğimiz sureler okuyarak, Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlarımızdan öğrenmek, kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek, birbirinin güzel huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amali saliha ile hapishane müdür ve alakadarlarına cani ve katillerin başlarından zebani gibi azap memurları değil, belki medrese-i Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek, onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakim, müftat birer şefaatçi rehber olmalarına çalışmalıyız. Bu hapishanelerde ne yapıyor? Bunlardan onlarca, yüzlerce bunun gibi örnekler var, değil mi? Normal onlarca kişiyi cinayetle öldürüp içeri giren kişiden bir hamam böceğini bu öldürmek caiz midir diyen bir safhaya gelin. O imanın verdiği mertebe. Evet. Başka şey vardı. Ölümle alakalı bir kısım. Oradan da bir şey okuyalım. Yedinci kelime ve yumitu yani mevti veren odur. Yani hayatı veren olduğu gibi hayatı alan, mevti veren dahi yine odur. Evet, mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba verilsin, tabiata havale edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batinen bir sümbülün hayatında ve yoğurmasında yani cüz'i tohumluk hayatında külli sümbül hayatı geçiyor ölmesiyle beraber. Öyle de mevt dahi zahiren bir inhilal bir intifa olduğunu görüldüğü halde hakikatte insan için hayata bakiyeye ünvan ve mukaddeme ve mebde oluyor. Öyleyse hayatı veren ve idare eden Kadir Mutlak yine elbette mevti dahi o icat eder. Şu kelimedeki mertebe-i uzma-i tevhidin bir burhan-ı azamı şöyle işaret ederiz ki, 33. mektubun 24. penceresinde beyan edildiği gibi, şu mevcudat, şu yaratılan varlıklar irade-i ilahi ile seyyaredir. Şu kainat emri Rabbani ile seyyaredir, bir gezegendir. Şu mahlukat izni ilahi ile ne zaman nehrinde mütemadiyen akıyor, alemi gaybtan gönderiliyor. Alemi şehadette vücudu zahire giydiriliyor. Sonra alemi gayba muntazaman yalın. Müthiş ifade değil mi? Burayı bir daha okuyayım.
Şu kainat emir Rabbani ile seyyaredir. Şu mahlukat izni ilahi ile zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alemi gaybtan gönderiliyor. Alemi şehadette vücudu zahiriye giydiriliyor. Sonra alemi gayba muntazam yağıyor, iniyor. Ve emir Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs ederek, o başta bir teneffüs örneği vardı ya, teneffüs ederek maziye dökülür. İşte şu mahlukatın, şu seyranı gayet hakimane, rahmet ve ihsan dairesinde, şu seyranı gayet alimane, hikmet ve intizam dairesinde, şu cereyanı gayet rahimane, şefkat ve mizan dairesinde, baştan aşağıya kadar hikmetlerle, maslahatlarla, neticelerle, gayelerle yapılıyor. Demek bir Kadir-i Zülcelal, bir Hakim-i Zülkemal, mütemadiyen tevaif-i mevcudatı ve her tayfa içindeki cüz'iyatını ve o tayfelerden teşekkül eden alemleri kudretiyle hayat verip tavzif eder, vazifelendirir. Hikmetiyle terhis edip mevte, ölüme mazhar eder. Alemi gayba gönderir, daire-i kudretten daire-i ilme çevirir. Daire-i kudretten daire-i ilme çevirir. İşte hiç mümkün müdür ki şu kainatı heyeti mecmuasıyla çevirmeye muktedir olmayan, bütün zamanlara hükmünü geçmeyen, alemleri hayata, mevte bir fert gibi mazhar etmeye kudreti yetmeyen, baharları bir çiçek gibi hayat verip yeryüzüne takıp sonra mevt ile ölüm ile ondan koparıp alamayan bir zat mevt ve imateye sahip çıkabilsin. Evet, yani ölümden sonraki hayata sahip çıkabilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Evet, en cüz'i bir hayatın mevti dahi, en cüz'i bir hayat sahibinin ölümü dahi, hayatı gibi bütün hakaiki hayat ve envat-ı mevt gibi elinde bulunan bir Zat-ı Zülcelal'in kanunuyla, izniyle, emriyle, kuvvetiyle, ilmiyle olmak zaruridir. Evet, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı ispat etmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.